Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya siteler esnafını ziyaret ederek hal hatır sordu. Karakaya siteler esnafı ziyaretinin ardından Altındağ İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu mahalle toplantısına katıldı. Birlikte Büyükşehir'de Anma Günü bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümü. Tüm şehitlerimizin Kurtuluş Savaşı'ndakilerine, Çanakkale'dekilerine, Güneydoğu'dakilerine, 80 öncesi ülkücü şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Bir yılı açtı, ilk adayımızı 24 Ocak 2013 tarihinde açıkladık. Arkasından birçok beldede, ilçede, ilde adaylarımızı açıkladık. Erken çıktı çünkü erken çıkmamız gerekiyordu. Bizim böyle ayakkabı kutularında istiklenmiş paralarımız yoktu. Çocuklarımızın odalarında para kasaları, para sayma makineleri yoktu. Mahallelerimizde paralarımız yoktu. Bizim inanmış insanlarımız vardı. Ankara gerçekten avucumuzun içinde. Tabii ki Ankara büyük. 7 milyar bütçesi olan, 7 milyar bütçeye girmeyen, kime gittiği belli olmayan iki elin parmaklarında geçmeyecek sayıda insana peşkeş çekilen bir rantı var. Onun için devlet bütçelerinden daha büyük bir bütçe bir yeri kimse bırakmak istemiyor. Oyun büyük, hedef büyük, oyun da büyük. Vermek istemiyorlar. Vermemeye çalışacaklar. Her türlü yalanı, her türlü dolanı, her türlü hileye de başvuracaklar. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz bu oyunları da yeneceğiz. O sandıktan da çıkacağız. Allah'ın izniyle 3 ileri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binasını bu sandıkla dikeceğiz. Karakaya son olarak Yakacık Köyü sakinlerini ziyaret etti. Tabii bir mahalle idareler seçimi var önümüzde. Bir 10 günlük bir süre kaldı. Aslında hiçbir şey de kalmadı. Devran hocam, Devran kardeşim alana sahaya ineli neredeyse yıl oldu. Hatta yılı da geçti. Aday olarak açıklanmadan önce bir ön çalışmaları vardı. Arkasından aday olarak çıktı. Bir yılı aşkın süredir hakikaten alanda, sahada, sokakta, çarşıda, pazarda, köyde, kasabada birebir çalıştı. Biz şuna inanıyoruz. Emekler boşa çıkmayacak. Rabbim inşallah onun da benim de emeğimi boşa çıkarmayacak. 30 Mart akşamı Devran Kutlu Gün yeni mahallenin bu kardeşiniz Mevlüt Karakaya'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanları olacak. Bizim buralar için benim ayrıca bir şey söylememe gerek yok. Biz bu toprağın insanlarıyız. Bu kırsalın çocuklarıyız. Dolayısıyla kimsiniz dendiğinde evet biz Ankara'da oturan bir vatandaşız, Ankara'da oturan bir memuruz, köyde oturan bir köylüyüz. Biz bunların hepsini yaşadık. Ankaralı'nın, taşrasının, kırsalının, kenarının, merkezinin ne sorunu varsa biz bunun içinde yaşayan biri olarak o sorunlar bizim de sorunumuz. Ama Allah bize bir şey nasip etti. Bürokraside deneyimimiz oldu, akademik alanda deneyimimiz oldu, alanda, çarşıda, pazarda deneyimlerimiz oldu, ciddi birikimlerimiz oldu devlette. Devran kardeşimin de genel müdürlük gibi bu memlekette çok önemli icra makamlarında bulundum.
ama aynı zamanda Ankara'yı, Ankaralı'yı çok iyi tanıyan, onlardan olan biriyiz. Akademik anlamda ikimiz de ciddi akademik çalışmalarda bulunan insanlarız. Ciddi bir tecrübelerimiz oluştu. Şimdi herkesten iddialıyız. Devran Kutlu Gül yeni mahalledeki rakiplerinden iddialı, 2'ye 5'e katlar. Biz de naçizane Ankara Büyükşehir'de diğer adaylarla projelerimizle, bilgilerimizle, birikimimizle, tecrübemizle çok rahatlıkla yarışacak, onları da fersah fersah geçecek bir birikimle, iddiayla ortaya çıkıyoruz. Hatta Hodri Meydan gelip Ankara'yı, Ankara'nın sorunlarını, bunlara getireceğiniz çözümleri birlikte konuşalım. Ankaralıların önünde bir canlı yayında, bir televizyon programında veya bir kent meydanında hiç bulamazsanız gelin Yakacık Meydanı'nda oturalım, Ankara'yı tartışalım diyoruz ama Hodri Meydan diyoruz, bir tanesi daha yaklaşıyor.